Beklenen haber geldi. 6 Eylül'de okullar açılacak dendi. Hepimize soruyorlar, sizlere de soruyorlar. Sosyal medyadan da Tomris Hanım herkese olabildiğince yetmeye çalışıyor şu günlerde. Ama hani insanların içine, bekleyenlerin içine bir su serpilmedi. Tamam açılacak ama ya tekrar kapanırsa? Çünkü öyle de bir anlayış var ki hani sanki vaka sayısı artarsa ya da istediğimiz aşılama oranını yakalayamazsak her an tekrar acaba eğitim gözden çıkarılır ve tekrar kapanır mı gibi bir endişe var velilerde. Gelin önce kısaca bu velilerin endişesini konuşmakla başlayalım. Bu anlayışı nasıl değerlendiriyorsunuz Tomris Hanım? Yani okulların açılmasının güvenli olduğunun altını çizen biri olarak ne söylersiniz bizi şu an izleyen velilere? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Bu açıdan Türkiye ve dünya arasında ciddi farklar var. Yani Türkiye hani çocuklarımızı koruyalım, kollayalım, onları pamuklara saralım, eve saklayalım. Hani hiçbir zarar gelmesin düşüncesiyle hareket ediyoruz. Ama aslına bakarsanız onlara çok büyük zarar verdik. Yani onları eve kapatmak, onlara verebileceğimiz en büyük zarardı. Şimdi dünyaya baktığımız zaman geçtiğimiz yıl yaz aylarında yapılan bütün analizler şunu gösterdi. Çocuklar riskte değiller. Yani bu hastalığı aldıklarında alırlar. Bir kere 12 yaş altının hastalığı alma ihtimali daha düşük. Evet. Aldığında da ağır geçirme ihtimali özellikle 18 yaş altının çok 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 düşük. Hı. Yani 5 yaşında ve 65 yaşında iki kişiyi karşılaştırdığımızda arada Allah korusun hayatını kaybetme açısından 1000 kat fark var. Evet. Bir 65 yaşındaki kişi ve gerçekten hani mevsimsel grip zamanlarında siz çocuğunuzu okula göndermekten endişe etmiyorsanız herhangi bir yıl ama grip olur da çok fena bir şey olur mu diye endişe etmiyorsanız koronavirüs nedeniyle de çocuğunuz için endişe etmemeniz gerekiyor. Çünkü hayatını kaybetme rakamlarına baktığımız zaman oldukça benzer durumda. Çok 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 nadir bir durum bu. Diğer taraftan çocuklar ve okullar toplum için risk oluşturmuyorlar. Okulların açık olmasının toplumda hastalığın yayılmasına etki ettiğini gösteren hiçbir kanıt yok. Evet. Dolayısıyla bu vaka sayıları yükselirse okullar açılamaz algısı özellikle Türkiye gibi bazı ülkelerde var. Ama okullarını açık tutan 1,5 senedir okullarını gayet güzel açık tutabilmiş dünyadaki birçok örneğe baktığımızda Almanya, İngiltere, Fransa, Uzak Doğu ülkeleri onların sorduğu soru şuydu. Bizim okulları açık tutmak için ne yapmamız lazım? Türkiye'ye baktığımızda ise soru sürekli şu oldu. Biz hangi şartlarda okulu açabiliriz? Evet. Şimdi ikisi arasında çok farklı. Büyük bir fark var. Yani okulları açık tutmak arzusu bununla ilgili ya okullar açık kalacak tabii ki demek ayrı. Diğerinde de ne yaparsak açarız, şartlar yeterli mi diye sürekli olarak bunları sorgulamak. Şimdi şunu soracağım aslında.